seyirciler, protokol yolunun bu akşamki konuğu Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin olacak. Gürsel Tekin'le çok şey konuşacağız. Geride bıraktığımız yasama yılını değerlendireceğiz. Belki yeni iç tüzükle, kabul edilen yeni iç tüzükle önümüzdeki, yani 1 Ekim'den sonra başlayacak yasama yılını değerlendireceğiz. 10 gün arayla İstanbul'u basan sel felaketini konuşacağız. Fatih Terim'in görevine son verilmesiyle ilgili tartışmaları konuşacağız. Pek çok şey konuşacağız ve Cumhuriyet davasıyla ilgili son gelişmeleri kendisinden alacağız. Öncelikle de bu konuyla ilgili başlamak istiyorum. Sayın Tekin, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, bu Cumhuriyet davası dedik, günlerdir tartışıyor, aylardır tartışıyor. 7 kişi için tahliye kararı verdi. Savcı bugün mütalasını okudu. Ardından az önce Güray Öz, Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Turan Güney ve Bülent Utku ile Önder Çelik ve Hakan Kara'nın tahliyesine karar verdi. Diğer isimler Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kemal Aydoğdu gibi isimler ise tutukluk halinin devamına karar verildi. Ama Ahmet Şık hakkında da savcı çok ilginç bir mütalaa yaptı. Ahmet Şık'ın savunmasında kullandığı ifadelerin bir suç unsuru taşıdığını ve bu konuda da suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti. Şimdi bu davanın genel hatlarıyla, yani Cumhuriyet davasının başlangıcından bugüne kadar ve alınan son kararı sizin de bir değerlendirmek istiyorum. Ne diyorsunuz bu tahliye kararı ve tutukluluk süresinin devamına ilişkin kararları? Evet, öncelikle gerek Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları, gerekse 167 tane gazeteci ve siyasetçilerin kişisel düşüncem, tabii benim hukuken yargılandığı kaygısı içinde değilim. Tamamen siyasi kararlarla alınmış kararlardır. Şimdi önce bir kere zaman zaman gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse iktidar mensupları şu cümleleri sık sık kullanırlar. Yargıya müdahale etmeyin. Muhalefet olarak bizim yargıya müdahale etme şansımız yok zaten. Mümkün değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ya da herhangi birilerimizin yargı ile ilgili söylemiş olduğu cümleler yargıyı etkilemesi mümkün değildir. Tam tersine işte o zaman ne oluyor? Yargı ikide bir bize fezleke gönderiyor. Yargının dilediği de şüpheli zaten. Tabii. Ama yargıyı kim etkileyebilir? Kim yönetiyorsa o etkileyebilir. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı dün bir konuşma yaptı. Konuşmasında aynen şöyle dedi. Özellikle Batı'da, Amerika'da çok baskı var tutuklu gazetecilerle ilgili. Sadece dedi iki tane tutuklu gazeteci var. Şimdi bir kere kimin hangi kategoride olduğu, kimin gazeteci olup olmadığını kararını otorite veriyor. Evet. Ya yargının verebileceği bir karar değil. Bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? Mısır'ın Nasır dönemini, Hüsnü Mübarek dönemini, Irak'ın Saddam'ını hatırlatıyor. Yani uygulama modellere baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok benziyor. Hani çok enteresan deyimler var. Bu rütükte de size ceza gelmesin kullanmayayım, vazgeçtim. Eğer bir FETÖ ilişkisi aranacaksa, FETÖ ile şu andaki mevcut iktidar ilişkisi tavuk yumurta ilişkisi gibidir. Yani o kadar iç içe girmişler ki 40 yıllık ilişki. Belki daha uzun ama en azından bizim yaşadığımız sürece baktığımızda 40 yıllık bir ilişki var. İşte akrabalık ilişkileri var, kız alıp kız vermişler. İşte son günlerde yoğunca bir damat trafiklerini görüyorsunuz. En önemlisi çok ticari ilişkiler var. Hemen hemen herkesin ortaklıkları var, şu var, bu var. Şimdi böyle bir ilişki ağından çıkıyorsunuz. Kadri Gürsel'le iki tane baylokçu aramış, o baylokçudan dolayı Kadri Gürsel gibi bir insanı yargılıyorsunuz. Şimdi özellikle otoriter yapılara baktığınızda orada iki tane şey var. Buna Hitler dahil olmak üzere. İtaat edenlerle itiraz edenler. Ya itaat edeceksiniz ya da itiraz edeceksiniz. İtaat ediyorsanız sizi hiç kimse yargılayamaz. Suç da işleyebilirsiniz.
yolsuzluk yapabilirsiniz, yasa dışı davranabilirsiniz, hatta çok ağır laflar da söyleyebilirsiniz. Hiç kimse kapınıza uğramaz. Ama itiraz ediyorsanız, itiraz etmenin de bedelleri var. İşte böyle gideceksiniz, cezaevlerine düşeceksiniz. Çünkü sonuç itibariyle bugün Cumhuriyet Gazetesi dediğimiz bu kardeşlerimiz, buna Sözcü Gazetesi dahil olmaktır. Gazetecilerin tamamına bakın, 80'li yıllarda itiraz kültüründe gelmiş, bütün darbe dönemlerine itiraz etmişler. Demokrasi ve özgürlük konusunda bedeli çok ağır olmasına rağmen her türlü ağır bedelinden geçmiş insanları şimdi getireceksiniz. Ha şöyle bir şey yargılayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki iktidar olarak, evet bu yazarlar, bu gazeteciler bize itaat etmiyor. Bunlar solcudurlar. Ondan dolayı yargılayabilirsiniz. Ama Ahmet Şık gibi bir insanı sadece FETÖ'cülerle mücadele ettiği için uzun süre cezaevinde yatan bir insana da FETÖ'cü derseniz buna ne vicdan dayanır, buna söylenecek çok ağır laflar var da onu da söylemek istemiyorum. Ben inşallah savcı her ne kadar mütalasında sadece 7 tane arkadaşımızla ilgili düşüncesini beyan etmiş olsa da geç saatlerde, ki bu saatlerde belli olması lazım, galiba 8.30-9 civarlarında, evet, bütün belli gazetecilerin, evet, serbest bırakılacağı, evet, umudum var. Evet. Çünkü gerçekten bugün oradaydım. Bütün dünya medyası, yani aklınıza gelebilecek Çin'inden, Hindistan'ından, Avrupa'sından bütün dünya medyası bu süreci izliyor. Türkiye'yi daha çok sıkıntıya sokmadan umut ederim ki yürekli yargıçlar bugün hiçbir suça bulaşmamış, sadece demokrasiye sahip çıktıkları için bu kardeşlerimizi serbest bırakırlar. Efendim, bu tutukluluk, gazetecilik derken yine benim aklıma bir başka gazetecilik olayından tutuklanan Enis Berberoğlu geliyor. Meslektaşımız, ki ben de kendisiyle yıllarca çalıştım, yakın arkadaşım, sizin de çok yakın arkadaşınız. Enis Berberoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili yine bir kolu Cumhuriyet'e dayanıyor. Yani iddianameye göre, hani MİT tırları olayından başlayarak. Enis Berberoğlu'yla görüşüyor musunuz? Nasıl efendim? Evet, görüşüyorum. Enis Berberoğlu çok iyi. Hepinize selamları var. Zaman zaman Maltepe'de gidip ziyaret ediyorum. Tabii Enis Bey'in dosyası içi bomboş yani. Hani dayandırabileceğiniz hiçbir şeyiniz yok. Sadece Enis Bey o gün işte yüzlerce insanla görüşmüş. Aynı zamanda partide, basın medyada sorumlu bir genel başkan yardımcısı. Gün içerisinde çok sayıda gazeteciyle görüşmüş. Can Dündar'la 20 saniyelik konuşmasından dolayı şu anda Enis Bey tutsak olarak hayatını devam ediyor. Bir kere önce Anayasa Mahkemesi, yani bizim hak, hukuk, adaletin olmadığı yerde hiç kimse mutlu değil. Yönetici de olsanız mutlu değilsiniz. Yani tarihimizin bütün dönemlerine baktığımızda bu uygulamayı hayata geçirip sürdürmeye çalışan insanların hiçbirisi hayatta kalamamıştır. Hele hele 21. yüzyılda baskıyla, şiddetle insanları sindirerek iktidarda kalma şansınız yok. Anayasa Mahkemesi'nin çok açık kararları var. Bir kere öncelikle altını çizerek söylüyorum. Hiçbir milletvekili yargılanmaktan kaçmaz. 10 tane fezlekem var. Aslanlar gibi gittim, tamamına hesabımı verdim. Bir iki tanesi daha devam ediyor. Hiç umurumda değil, istediği kadar devam etsin. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararı millet iradesiyle seçilmiş milletvekilleri milletvekilliği süresi bitene kadar tutuklanamaz diyor. Evet, öyle bir bütün buna rağmen, bütün, evet, buna rağmen, yani yargının en üst makamı dediğimiz, hani en son dayanak dediğimiz bu karara rağmen, eğer bugün arkadaşlarımız sadece Enis Berberoğlu değil, HDP milletvekilleri, tabii, milletin reyiyle seçilmiş yüzlerce belediye başkanı, belediye meclis üyelerinin tutsak olmalarını kabul etmek mümkün değil.
Ne yapacaksınız? Somut belgeler çıkaracaksınız. Hiç bugüne kadar hiçbir somut belge yok. Tamamen sadece iktidarın hoşuna gitmeyen uygulamalardan dolayı Enis Bey içeride yatıyor. Ben Enis Bey'in de en kısa süre içerisinde tahliye olacağı inancım var. Yani bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı bir şekilde Enis Bey için de işleyeceğinden emin misiniz? Ama şunu, yani ben isterdim ki Anayasa Mahkemesi uluslararası mahkemenin baskısı olmadan daha önce kendisinin almış olduğu kararın arkasında durabilseydi. Evet. Ne yazık ki bu kararın arkasında duramadığı için AİHM'in biliyorsunuz HDP milletvekillerinin başvurusu vardı. AİHM yazı yazdı ve büyük olasılıkla bu karara cevap vermek zorunda. Aksi takdirde cevap verilmediği zaman AİHM kendi kararını kendisi alır ki o zaman Türkiye çok zor durumda kalabilir. Evet, demin de söylediniz efendim, milletvekilleri için yani meclisin tatile girdiği gün iki milletvekilinin de ki bugüne evet. kadar görülmedik bir gerekçeyle, devamsızlık gerekçesiyle iki milletvekilinde milletvekilliği düşürüldü. Toplam milletvekili düşürülenlerin sayısı 4'e çıktı ama dokunulmazlığı kaldırılanların sayısı daha fazla. Siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani devamsızlık nedeniyle ki siz de parlamentoda görev yapıyorsunuz, ben de orada parlamento muhabirliği yapıyorum. Devamsızlık deyince çok isim yani, sayabiliriz aslında bir anda. Eğer kriter olarak devamsızlık diye bir uygulama yaparsanız herhalde AKP'nin vekillerinin yarısını düşürmek zorunda kalırsınız. Kaldı ki dünyanın hiçbir parlamentosunda da böyle bir uygulama yok. Yani biz ilkokul öğrencileri değiliz ya, devam ettiniz mi etmediniz mi? Aynı zamanda siyasi sorumluluklarınız var. Bu sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz. Bunlar sadece parlamentoda yerine getirilen işler değildir. Örneğin işte atıyorum Ardahan milletvekilisiniz, Çorum milletvekilisiniz ya da Hakkari milletvekilisiniz. Oradaki sorunları yerinde gidip inceliyorsunuz, yardımcı oluyorsunuz. Bütün bunlar, yani hayatın tamamı parlamentoda geçmiyor. Zaten sorunlu, sıkıntılı şey de parlamentoda herkes geliyor. Şimdi bunu gerekçe göstererek, eğer bunu gerekçe gösterdiğinizde o zaman geriye dönük hepimiz şu soruyu sormak zorundayız. Evet kardeşim, eğer bu uygulama yapacaksanız bu uygulama herkes için geçerli olması lazım. Evet. Burada aylarca hatta yıllarca parlamentoya gelmemiş insanları düşürmeyip sadece sevmediğiniz için sizin gibi düşünmeyen insanları düşürüyorsanız o milletvekillerine değil, o milletvekillerine oy vermiş 6,5 milyon insana haksızlık yapmış olursunuz. Bu AKP'nin geliş tarihçesini biliyorsunuz. O gün 2001 yılında parti programını açıklarken gerçekten çok heyecanlandım. Ya ilk kez bir siyasi parti Türkiye'de gerçekten kronikleşmiş, herkesin muzdarip olduğu 3Y meselesini gündeme getirdi. Oo, şaşırdım, dedim ki ya keşke Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bunu gündeme getirebilseydik. 3Y neydi? Yolsuzluklar biliyorsunuz halen hızla devam ediyor. Ne garip bir şey ki OHAL yasasında savcıların her şeye gücü yetiyor ama bu memlekette hırsızlara, yolsuzluk yapanlara hiç kimsenin gücü yetmiyor. Yolsuzluklar bitecek. Çok yüksek sesli biliyorsunuz Sayın Erdoğan'ın yüksek tonla söylediği şey. Yoksulluk bitecek demişti ve yasaksız bir Türkiye olacak. Şimdi AKP'nin kuruluşuna baktığınızda bugünkü AKP ile kuruluş geldiği nokta programındaki AKP arasında siyah beyaz gibi fark. Yani adeta kendini feshetmiş. Yani. İki, parlamentoda söylemiş olduğu cümleler, 2010 yılındaki anayasa değişikliğinde söylemiş olduğu cümleleri hatırlatmak isterim. Efendim böyle bir ilkellik olur mu? Siyasi partiler kapanıyor, siyasi partiler kapanmayacak, siyasiler özgür olacak. Şimdi bütün bunlara baktığınızda maalesef tabii basın, medya fikri takip ve özgür de olmadığı için örneğin mesela bu cümleleri Cumhuriyet Halk Partisi lideri kullanmış olsaydı bugün nal gibi karşısına çıkardı. Hatırlatır. Şimdi bunları kimse hatırlatmıyor. Bunları hatırlatmayınca şimdi bir de biz hafızamız şey biliyorsunuz çabuk unutuyoruz. Yani sürekli bir de doğru. sıcak bir ülkeyiz. O doğru. kadar hızlı yürüyoruz ki bugün bir şey oluyor, yarın başka bir şey oluyor. Bütün bunlara baktığımızda yani 2001 yılında kurulan AKP'nin kendini feshetti. Tamamen hani biraz önce siz yasama dediniz. Yasama, yürütme, yasama yargı diye bir şey yok. Sadece yürütme var.
yürütme neyi yürütüyorsa yasamada ona itaat ediyor, yargıda onun emrinde. Maalesef parlamentoda milletvekillerinin biraz önce arada söylediniz, tatile girmişsiniz. Bana göre komple tatil edilmişiz. Milletvekilliği yani son çıkan yasayla özellikle anayasa referandum değişikliğinde salla başını al maaşını durumuna geldi. Evet. Efendim biraz bu mahkeme gerilim, zaten yeteri kadar gerildik uzun süredir. Ondan sonra bu gerilim insanların da demoralize ediyor. Biraz bundan çıkarak size seçim bölgenizle ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi 18 Temmuz ve 27 Temmuz arasında İstanbul ikinci kez bir sel felaketine maruz kaldı. Sizin telefonunuzda susmuyor, biliyorum. İstanbul milletvekili olarak mağdurlar sizi arıyor sürekli. Şimdi burada siz 18 Temmuz'da bir açıklama da yaptınız. İmar hırsızlığı İstanbul'u çekilmez hale getirmiştir şeklinde bir ifadeniz oldu. Sizin parlamentodan, Ankara'dan geldiğiniz günde bu sel felaketi yaşandı. Bir yanda İstanbul için milyarlık projelerden söz ediliyor. Milyarlık yatırımlardan söz ediliyor. Belki İstanbul'un kanal projesiyle beraber altyapısıyla oynanıyor. Yani bu milyarlık projelerle ilgilenirken, onlar ön plana çıkarılırken insanlar suda boğuluyorlar. Arabaları suyun içinde kalıyor. Bugün ben gördüm. Ön camı ve arka camı doludan hasar görmüş bir sürü insan. Tünellerde kalan bir sürü insan. Denizle karanın birleştiği noktada yürümeye çalışan, adeta yüzen insanlar var. Ne diyorsunuz bu İstanbul'daki çelişkiye? Evet, bu sadece bu son 2017 yılındaki sorun değil. 1999 yılında Marmara depremi oldu biliyorsunuz. Türkiye'de çok ağır, özellikle Marmara'da hem çok ciddi can kaybı oldu ve yüksek oranda da mali kayıplar oldu. Bir konuşma var, onu da biraz sonra ben izleteceğim, bunları tamamlayayım. Aslında maalesef tabii bizim gibi şark topluluğu, yani her ne kadar yönümüz batıya doğru olsa da kafamız halen, beynimiz Orta Doğu coğrafyasına doğru. Bütün dünya depremlerle ilgili, çünkü Türkiye'de deprem sadece 99 yılında Marmara'da olmuş bir deprem değil. İşte Erzurum depremi var, Erzurum'da oldu, Erzincan'da oldu, Bingöl'de oldu, çeşitli depremlerde ve bütün bu süreç içerisinde Türkiye'deki Türk coğrafyasının fay hatlarını bir türlü inceleyemedik. Sonuçta 99'da ağır bir deprem olunca dönemin iktidarı rahmetli Ecevit önce Ulusal Konsey depremi oluşturdu. Türkiye'de yetişmiş çok önemli insanlarla, işte sevgili Haluk Hoca'nın başkanlığında çok önemli çalışmalar yapıldı. Önce bir kere coğrafyanın tamamında, buna Marmara dahil olmak üzere, fay hatlarının tamamı tespit edildi. Yani coğrafyamızın %63'ü fay hatların üstünde. Evet. Maalesef böyle bir durum. Yani bu ne demektir? İşte doktora gidiyorsunuz, tomografinizi çekiyorsunuz ve bakıyorsunuz ki evet, damarlarınızda bilmem ne tıkalı, ona göre önlemini alıyorsunuz, ona göre yaşam biçiminizi dizayn ediyorsunuz. Ve çok hızlı bir şekilde, hiç beklenmedik bir hızla bunlar yapılırken, aynı zamanda başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, yani Sakarya depremden etkilenmiş bu coğrafyadaki kamu alanlarını, yani millete ait, milli emlak ait, bakanlıklara ait yerlerin tamamının deprem dönüşümü, olası bir deprem olursa toplama alanları olarak kullanılacaktı. İki, hızla bir deprem vergisi çıktı ve her yurttaşın sorumluluğunu yerine getirerek deprem vergileri ödendi. Şimdi bizi burada izleyen, özellikle İstanbul'da oturan yurttaşlarımıza soruyorum. Ben 2011 yılından itibaren soruyorum. İstisnasız sormadım, hiç kimse yok. Sayın Erdoğan, Sayın Binali Yıldırım, Sayın Davutoğlu, dönemin bütün çevre şehircilik bakanlarına sormuş. Deprem için ayrılan bu yerler ne oldu? Toplama yerleri. Evet, toplama yerleri. Aradan sonra iPad'imde var, ne olduğunu
izin verirseniz reklamdan sonra izleyicilerimizle paylaşacağız. Yetmedi. Bu felaketten dolayı herkes bir önlem alacaktı ama ne yazık ki inanın sıfır önlem. Büyük olasılıkla şöyle bir önlem alınmış olabilir. Onu zaman zaman duyuyoruz. Büyükşehir, yani Allah göstermesin herhangi bir felaket olduğunda herkese çadır falan ayarlanmış. Onun dışında herhangi bir önlem yok. Üstünde 10 yıl geçti. 10 yıl sonra 2009 yılında Ayamama Deresi patladı biliyorsunuz. Evet. Ayamama Deresi'nde 35 yurttaşımız hayatını kaybetti ve çok ağır mali bir zarar oldu. Dönemin başbakanı geldi. Çok esti gürledi biliyorsunuz. Esmek gürlemek siyasetçiler için çok kolay. Derhal bu dere kenarlarındaki dere yataklarını tamamda tahliye edeceğiz ve buralara yapılaşma izni vermeyeceğiz. 2009'dan sonra ne olursunuz bir gün yolunuz düşerse gidin bakın tamamı maalesef yapılaşmaya açıldı. Hiçbir önlem alınmadı. Yani hani bir deyim var ya insanlar cehennemi görmeden cennete inanmaz. Yani 99 depremini görmüşsünüz. 2009 yılında Marmara Ayamama Deresi'nin felaketini görmüşsünüz. Sonra geliyorsunuz meteorolojinin bütün uyarılarına rağmen önlem almıyorsunuz. Çok kısa öz akşamleyin doğrusu ben kanalları arıyordum. Acaba hangi kanalda ne göreceğiz? Baktım hiçbir kanalda sanki bu İstanbul'da bu kanalların merkezleri İstanbul'da değilmiş gibi davrandılar. Yani koskoca şehir evet tabii ki doğal felakette hiç itiraz yok. Ama arkadaş bu doğal felaketin felaket tellallı yöneticileriyle ilgili bir sorumluluk yok mu? İşte biraz önce söyledim. Deprem için ayrılan yerler nerede? İki, 430 tane dere var biliyorsunuz İstanbul'un. İrili ufaklı 430 dere. Yani Şile'sinden Tuzla'sına, Tuzla'sından Çatalca'sına kadar yüzlerce büyük dereler vardı. Bu dereler ne demektir? Şu anda bizi izleyen Anadolu'daki insanlar çok iyi bilir. Zaman zaman bir şeye canımız sıkılır ya da kızarız. Ya takma kafana deriz ya. Su akar mecrasını bulur. Dere dediğiniz budur. Yani bu mecrasını bulması gerekiyordu. Şu anda yağan yağmur, yani bu yağmur herhalde özel İstanbul'a dizayn edilmiş bir yağmur değil. Bu yağmur dünyada bütün şehirleri dolaşıyor ve bize geliyor. Yani meteoroloji verilerine baktığınızda niye başka şehirlerde bu sorunlar olmuyor? Elbette olur. Ama şimdi Aksaray'daki alt geçitte araçlar geçemiyorsa bunu siz bir felakete bağlayamazsınız. Çünkü alt geçitin hiçbir akarı yok. Ağaçlar düşüyor. Allah aşkına şu ağaçların nefesi kesilmiş nefes. Yani nefes alamıyorsunuz. Nefes alamadığınız yerde diyorsunuz ki ağaçlar niye düşüyor? Çünkü ağaçların tamamının etrafı beton. Beton olunca çok özür diliyorum. Normalde ağaç düşer mi efendim? Tabii yani. Efendim bu AKP iktidarında her şey düşer. Sanıyorum etrafını betonlarla çevirmişler. Şuralara bakın bak şimdi. Allah aşkına. Şimdi nefes alamıyor. Yani kırtlağınızı kesip boğmuşlar. Bu kırtlağınızda etrafına bakın. Tamamının etrafı beton. Ağaçların etrafı. İki yetmiyor. Şey. Sadece beton olması da yetmiyor. Şu anda bütün şehirlere bakın. Hızlı bir yapılaşma. Bu yapılaşmalarda aynı zamanda altyapılarda otoparklar, şunlar bunlar ve altyapıda toprak kalmadı. Topraksız yaşamaz, yaşamaz ağaç. Kökü kurudu. Toprak olmayınca su da almıyor. Su olmayınca, toprak olmayınca tabii ki can çekişiyor ve bu ağaçlar düşüyor. Hiç kimse bunu konuşmuyor. Ağaç düştü. Eyvallah da niye düştü kardeşim? Binlerce benzer olaylar oluyor da başka yerlerde düşmüyor. Burada düştüğüne göre bir sebebi var. Herhangi bir bilim adamının konuşmasını duydunuz mu televizyonda? Yok arkadaş. Yani sanki bu şehirde onlarca üniversite var, uzmanlık alanları bu olan insanlar var. Ya televizyonları bir çağırın kardeşim deyin ki ya gel kardeşim. Bu ağaç niye düşüyor? Bize bir teknik bilgi ver. Evet. Ya da plancıya de ki bir plancı. Kardeşim ey plancı, ulaşım uzmanı gel kardeşim. Hüseyin Kaptan, siz bu İstanbul'un ulaşım planını yaptınız. Bu planları yaparken neden şimdi otomobiller geçemiyor diye soru soran da olmayınca bu şehrin sahibi yok. Bu şehrin sahibi olmayınca
Kadı'ya bir dava gidiyor. Kadı'ya dava gidiyor. Kadı davayı bir türlü çözemiyor. Yardımcısına gönderiyor. Yardımcısı bakıyor, o da çözemiyor. Yanında hocaya gönderiyor. Hoca davalıyı dinliyor, dinliyor, dinliyor. Diyor ki haklısın diyor. Sonra davacıyı çağırıyor. Davacıya da diyor ki haklısın diyor. Çocuklar verebiliyor musunuz? Biraz yakın. Ver, yani alalım. Yakın ver. Medeniyetler inşa edebildiğimiz gibi kendi elimizle inşa edilmiş medeniyetleri de yok edebiliyoruz. İstanbul şehri çirkinleştirilmektedir. Artık ne alev ne de zelzeleyle temizlenemeyecek tarzda çirkinleştirilmektedir. Cahil ve sanatsız beton canavarını çabuk sık boğaz ediniz. 1930'da söylemiş. O tarihte böyle bir ahvali, böyle bir durumu Falih Rıfat Ay görmüş ise bugünkü halinden... Keşke siz de görebilseydiniz. Asıl bakanı söylediler. Son 10-15 yıl içerisinde şehirlerimizin çok hızlı gelişmesi, daha da şehir rahatsız yerlerine insanlardaki adalet duygusunu sarstığı gibi bu işi yapan idarecilere karşı da müthiş bir öfke duyması sezgilik veriyor. Ankara'nın veya İstanbul'un en lüks semtlerinde, sahil taraflarında mesela kafelerde oturup sağına soluna baktığı zaman gördüğü o nahoş manzaralardan rahatsız diye düşünüyorum. Evet, demek ki somut ortada şimdi, bir imal. Evet. Ki Avrupa ülkeleri yıllardır... Hocaya dava geliyor, davacı dinliyor, haklısın diyor. Davalı geliyor, onu da dinliyor, ona da haklısın diyor. Allah Allah, karısı da kapının arkasındaymış, şaşırmış ya demiş hoca efendi. Sen davalıya da haklısın dedin, davacıya da. Demiş karıcığım sen de haklısın. Şimdi arkadaş, bir ülkenin cumhurbaşkanı, bir ülkenin başbakanı, bir ülkenin bakanı imar hırsızlığı diyor. Bakın bizim bile kullanamayacağımız cümleleri. Evet. Bütün bunlara rağmen bu şehri kim yönetiyor kardeşim? Benim Cem TV'de bir önerim var. Nasıl ki 15 Temmuz'da darbeyi yapanlar bu ülkeye ihanet etmişlerse, şu anda yargılanıyorlar, soruşturuyorlar. En az onlar kadar bu şehire ihanet edenler, yani 20 Temmuz'da bu şehre ihanet edenler de aynı şekilde yargılanmalı. Aksi takdirde İstanbul'u kurtarmak mümkün değil. İstanbul'un akciğerleri bitti. İstanbul'un nefesi yok. Nefes alamıyorsunuz. Anladım. Büyük olasılıkla yarın iki gazetede haberimiz olacak. Götürdüm bu tepelere. Tepeler ki biliyorsunuz hava sirkülasyonunda şey gibi fırtınalar asar. Hiçbir yerde esmiyor. Çünkü yüksek binalarla maalesef bütün koridorlar kesilmiş. Anladım. Yüksek binaların hiçbir tanesi de mevzuata uygun değil. Uygun değil. Evet. İstanbul'un nasıl kurtarılacağını bir reklam arasından sonra devam edelim efendim. Evet, kısa bir reklam arası veriyoruz. Sekizinci Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali başlıyor. 28 Temmuz 5 Ağustos arası Büyükçekmece'de buluşuyoruz. Büyükçekmece Belediyesi. Üç büyüklerin futbol şöleni D-Smart'ta devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yepyeni transferleriyle sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi ön eleme maçı ve üç büyüklerin hazırlık maçları D-Smart'ta. 30 Temmuz Pazar Beşiktaş Real Betis, 3 Ağustos Perşembe Fenerbahçe Sturm Graz ve 7 Ağustos Pazartesi Fenerbahçe Kayseri maçları D-Smart'la evinize geliyor. D-Smart her televizyona şart. 96.4 Cem Radyo.
Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon. 0212 625 18 18. reklam@cemmedya.com. Milletvekili Sayın Gürsel Tekin'le sohbetimize devam ediyoruz. Çok tatlı bir konu değil ama İstanbul'u ihanet edenler, İstanbul'daki sel baskını, vatandaşın ızdırabını konuşuyorduk. Sayın Tekin, İstanbul'a ihanet edenlerin gerçekten yargılanmaları gerektiğinin altını çizdi. Şimdi kendisine soracağız. Peki İstanbul nasıl kurtulur? Evet, bir şey daha göstereceğim izin verirseniz. Çok özür diliyorum. İstanbul kolay kurtulur. İstanbul önce bir kere AKP'den İstanbul'u kurtardığınız zaman çok kolay kurtarırsınız. İstanbul'da iki şeyden kurtaracağız. Bir, imar çetesi, iki, beton lobisi. Ne yazık ki, bakın biraz önce izlettim. Ülkenin cumhurbaşkanı, ülkenin başbakanı, ülkenin bakanı, ülkenin muhalefeti imar çetesine gücü yetmiyor. Bu ne güçtür kardeşim? Kim bunların arkasında? Kim? Mesela şunu da bir arkadaşlarımız gösterebilirlerse. Eyvah. Çok özür diliyorum. Hemen teknik şeyler oluyor. Siz bayağı donanımlı böyle gelmişsiniz bugün efendim. Ya aslında yani içim dolu da. İçim çok dolu. Evet. Çocuklar alabiliyor musun? İstanbul'da deprem. İlk belirlemelere göre Merkezi Marmara Denizi'nin İstanbul açıkları olan deprem sonrası yetkililer yerlerin kime gittiğini gösteriyor. Tüm vatandaşlarımıza binalarından ayrılmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Lütfen deprem çantanızı alıp en yakın deprem toplanma alanına ulaşın. Bakın deprem İstanbul toplanma alanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlemiş olduğu deprem toplanma alanları şöyle. Zeytinburnu sahildeki deprem toplanma alanı. Acıbadem Otosan Fabrikası'nın bahçesi. Betonları görüyorsunuz değil mi? Ali Sami Yastak. Kadıköy Meteoroloji Müdürlüğü binasının bahçesi. Zincirlikuyu Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü arazisi. Bunlar toplanma alanı. Evet. Toplanma alanı. Şimdi bu bütün toplama alanları beton peşkeş çekildi. Ve kimin yeri bunlar? Vatandaşın yeri. Bunu sorgulamayacak mıyız? Evet. Örneğin 1241 tane vatan toprağı olarak el koyduk dediği yerlerle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı'na soruyorum. Bu darbecilere 1141 tane vatan toprağını, büyük arsalar, örneğin İstanbul'da yüzün üstünde İstanbul, bir tanesi de deprem alanı. Kim verdi kardeşim? Savcı olarak siz bunu soruşturmayacak mısınız? Hayır, bunu kime soracaksınız? Ahmet Şık'a soracaksınız. Onun için bunlarla hesaplaşmaları mümkün değil. O dere kısmını biraz eksik bıraktım. Dereler ne oldu? Tabii şimdi bizi izleyen insanlar diyecek ya, ne oldu derelere falan. Derelerin çoğunluğu toprak döküm alanlarına dönüldü. Çünkü ciddi ranttır biliyorsun, sıcak para. İkincisi de imar rantlarına açıldı. Ne yazık ki derelerin tamamı bu beton lobisi ve imar çetelerine kurban edilince yağan yağmurların mecralarını bulması mümkün değildir. Çünkü toprak yok, dere yok. O yağmurlar betonda doğal olarak dükkanınıza, evinize kadar basacak durumda. Ve böyle bir felaketi evet yaşayacak. Yani bundan şimdi sonra evet sürekli bu tür felaketleri yaşayacağız. Evet. Yaşamamamız mümkün değil. Çünkü bugüne kadar hiçbir önlem de alınmıyor. Yani bununla ilgili bütün bu daha 20 gün önce yağan bu yağmurla ilgili bir önlem de alabilmiş değilsiniz. Hiçbir şeye gücünüz yetmiyorsa şunu da yapabilirdiniz. Yani bu daha hayırlı bir şey olurdu. Çıkardınız yetkililer olarak dün derdiniz ki, evet saat 6'da çok ağır bir yağmur yağacak. Saat 3'ten itibaren evinizde çıkmayın. Sık yönetim. Biz zaten sık yönetimlere alıştık kardeşim. Sık yönetim ilan edin. İnsanlar da ağır bedeller ödemesin. Trilyonlarca ağır bedeller ödendi. Bütün bunlara baktığımızda neden yargılanması gerektiğiyle ilgili çok somut, çok önemli belgelerimiz, bilgilerimiz de var.
İnşallah bir araştırmaya tabi tutulursa bu belgelerimi, bilgilerimi 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yaparak 6 yıl önce dönemin başbakanına gönderdim. Ama ne yazık ki en ufak bir önlem alınmadı. Alınmadığı gibi halen daha geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çok yakinen takip ediyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda onlarca yeni plan uygulamaları hayata geçti. Evet. Efendim bir Ankara'ya gitmek istiyorum izninizle. Çünkü yasama yılı tamamlandı. İyisiyle, kötüsüyle, kavgasıyla, dövüşüyle, Anayasa Komisyonu'ndaki o yumruklaşmalarla, efendim gerilimlerle, toplanamamakla, karar yeter sayısı alınamamakla, yani özellikle 16 Nisan referandumun arkasından bir ataletin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun üzerine gelmesi, bana göre Adalet ve Kalkınma Partisi, yani İktidar Partisi içinde de bir takım huzursuzluklar nedeniyle toplanamaması, işlevini kaybetmesi veya özellikle kaybettirilmesi gibi bir şeyle bir yasama yılını geride bıraktık. Siz bu yasama yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kaybedilmiş yıl mı? İşte iş tüzük MHP'nin desteğini ayrıca soracağım size. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hayal edemeyeceği İktidar Partisi'nin bir anayasa değişiklik teklifini MHP'nin desteğiyle geçirmesi, arkasından iş tüzük değişikliğini gerçekleştirmesi sizin muhalefetinize rağmen. Önce genel olarak bu yasama yılını nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Önce Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili bir tespitimi sizinle paylaşmak istiyorum. Buyurun. Galiba iki gün önceydi bir araştırma, televizyonda izledim bir araştırmacı. Liderlerin beğeni oranlarını açıklıyordu. Önce partilerin oy oranları. Milliyetçi Hareket Partisi seçime girse %6,5-%7 oy alacak. Ama Sayın Bahçeli'nin beğeni oranı %38. Yani tabii ki ya yani özellikle son dönemlerde AKP'ye can simidi olmasından kaynaklı önemli bir destek aldığını görüyoruz. Şimdi sadece son bir yıl değil, özellikle 2011 yılından sonra maalesef Türkiye'de her gün bir şey kaybediyoruz. Özellikle başta dış politika olmak üzere. 2011'den itibaren Türkiye'nin iç ve dış yanlış dış politikalarına kaynaklı her yıl sadece parlamentoda yukarıdan gelen taleplerin dışında herhangi bir yeni bir, yani Türkiye'de hayatımızı kolaylaştıran, iş dünyasının hayatını kolaylaştıran, Türkiye'de üretimi hızlandıran herhangi bir çalışma yok. Tamamen siz de zaman zaman tanıklık ediyorsunuz. Diyebilirim ki parlamento yılın 10 ayı açıksa 10 ay içerisinde en az ayda istisnasız 2-3 tane torba yasa geliyor. Yani birileri neye ihtiyaç duyuyorsa o ihtiyaca karşılık sürekli torba yasa. Ona ben tombala yasası diyorum. Çünkü gerçekten tombala yasası. Şimdi böyle olunca mevcut hukuk sistemi zaten yeterince sorunlu. Bir de böyle etrafında sürekli yeni uygulamalarla delik teşvik edince tabii başta yargıda çok ciddi sorunlar oluşmaya başladı. İkincisi dış politikada bu yanlış politikalardan kaynaklı şu anda tek dostumuz yok. Tek bir tane. Evet. Yani dost diyebileceğimiz, dünyadaki bütün ülkelere bakın, dost diyebileceğimiz hiç kimse yok. Yakın komşularımız, yani Orta Doğu'daki yakın komşularımızda sorunlarımız belki 50 yıl çözülemeyecek duruma gelmiş. Avrupa Birliği ile ilgili siz Ankara gazetecisiniz biliyorsunuz 2005 yılında akşamı sabretmediler biliyorsunuz. Havai fişek patlatacaklar. Havai fişek daha çok akşam olur, karanlıkta olur. 17 Aralık 2004'ten dönerken tabii. Avrupa Birliği seviyesine gündüz, tam üyelik bir havai fişekler patlattılar. Evet. Hayırlı olsun Avrupa Birliği'ne giriyoruz dediler. Şimdi Avrupa Birliği ile kavgalıyız, Amerika ile kavgalıyız, Rusya ile kavgalıyız. Yani kavga etmediğimiz hiç kimse yok. Hani bir tanesi demişti, kimdi hatırlamıyorum. Efendim onurlu yalnızlık. Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur kardeşim. Hiç yalnızlığın iyi tarafı yoktur. Hele ülkeyseniz, tamamen bütün ihtiyaçlarınızı dışarıda karşılıyorsanız
Bunun yalnız onurlu yalnızlık demeniz mümkün değil. O zaman çıkar elin başbakanı Merkel der ki ya siz bize çaka atıyorsunuz. Benim arabalarımda inin. Şimdi Merkel benim arabalarımda inin dediğinde biz neye bineceğiz? Doğrusu ben şaşırıyorum. Elin Amerikalısı dese ki ya ismini vermeyeyim şeye girmesin falan telefonumu bırakın dese biz ne yapacağız? Yarın herhangi bir ülkeye savaşa girdiğinizde askeri olarak almanız gereken şeyi alamadığınız durum. Böyle kuru sıkı laflarla Türkiye'nin ne kadar zor durumda kaldığını hepimiz biliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak inanın Sayın Genel Başkanımız baştan itibaren, çünkü sonuç itibariyle sorun büyüdükçe bu sorunun birer parçası oluyoruz. Yani efendim gözleyelim, izleyelim, nasıl olsa iktidar yanlış yapsın diyen bir anlayış içerisinde değiliz. Tam tersine. 2011 ve 2012 yılında gerek Mısır'da, gerek Irak'ta, gerek Libya'da, gerekse Suriye'de yapmış olduğumuz çalışmaların tamamını dönemin Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu'na gönderdik. Aman ha yapmayın. Bakın Türkiye çok ağır bedeller ödetirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstümüze düşen bir sorumluluk varsa ana muhalefet olarak, ister Avrupa ile görüşelim, ister Orta Doğu ile, ister Rusya ile, bu konuda da hazır olduğumuzu ifade etmemize rağmen ne yazık ki maalesef bizim bütün söylediklerimiz göz ardı edildi. Çözüm süreci konusunda elbette bu mesele çözülmeli ama bu şekilde çözemezsiniz. Parlamentoyu devre dışı bırakarak sorunu kronik hale getirirsiniz dememize rağmen orada da maalesef sıkıntılar yine ciddi hat safhaya geldi ve bugün Güneydoğu coğrafyasında adeta gerçekten gittiğinizde içiniz acıyacak. Kendi belediyelerinize girebilecek durumda değilsiniz. Çin setleri gibi binalar kurulmuş. O binalarda belediyenize gidip hizmet alacaksınız. Ve çok ağır bir sorunla bölge karşı karşıya kaldı. FETÖ meselesine gelince defalarca araştırmalar ve soruşturmalara rağmen bakın FETÖ örgütlenme var. Sınavlarda çok ciddi sorunlar var. Dinlemelerle ilgili sorun var. Dinlemelerle ilgili 2011 yılında Sayın Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Bahçeli'nin dinlendiğine dair bir gazete haberi olmuştu. Biz de itiraz ettik. Dönemin Bakanı Sayın Yıldırım, Ulaştırma Bakanı'ydı, çıktı. Dedi ki neyinizden korkuyorsunuz? Ben parti sözcüsü olarak çıktım dedim ki Sayın Bakan biz bir şeyimizden korkmuyoruz ama bir korkumuz var. Siz dinleniyorsunuz. Yani bu ülkenin başbakanı, bakanları dinleniyorsa bizim can ve mal güvenliğimiz yok demektir. Şu şeylerden dinleniyorsunuz. 5 maddelik soru önergesi verdim ve soru önergemizin tamamı 5 yıl, 6 yıl sonra doğru çıktı ama maalesef o zaman kendimizi de anlatamadık. Öyle yani. Olunca tabii biraz önce söyledim tavuk yumurta ilişkisi. Tavuk yumurta ilişkisi olunca ne tavuk yumurtadan şikayetçi ne yumurta tavuktan şikayetçi. Ne zaman oluyor? Ne zamanki suç ortaklığı bozuluyorsa. En tehlikelisi o. Yani 17 Aralık, 25 Aralık olmasaydı bugün yine bunlar bal kaymak iç içeydi. Devam edecek. Hiçbir sorun olmazdı. Ne zamanki bu 17 Aralık, 25 Aralık'ta suçüstü olunca o zaman tabii durumlar değişti. Darbe Komisyonu'nun raporu ortada. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki siyasi ayağının çıkarılması için çağrıları da ortada ama şu ana kadar herhalde o konulara çok fazla itibar etmiyor iktidar partisi. Tesbihin imamesi kırılırsa tesbih dağılır. Darmadağın olur, dağılır. Evet. Siz siyasi araştırmaya girdiğinizde AKP'den bir yere girdiniz mi tuğla gibi betüşe yıkarsınız. Bundan dolayı giremiyorlar. Bunu herkes bilir. Yani siyaset yapan, yapmayan, ikili ilişkileri olan bu ilişkileri biliyor. Her gün neredeyse orayı Pensilvanya'yı yol haline getiren insanların hiçbir tanesi bugün yok. Biz korkumuzda laflar söyleyemiyorduk. Yani ben FETÖ ile ilgili iki laf ettim diye 2006 yılında bir gazeteci, bugün yandaş gazeteci, bana bunlar Ergenekoncu, bunlar şöyle, bunlar kardeş kavgası istiyor diye döşemişti. Evet döşemişti. Sonra özür diledi tabii 2016 yılında özür diledi ama bir anlam ifade etmiyor yani. Şimdi böyle bir sürecin bir parçasıyız. Türkiye gerçekten çok zor dönem geçiriyor.
Bu zor dönemde ana muhalefet olarak yine yapmamız gereken her türlü şey hazır olduğumuzu defalarca ifade etmemize rağmen ama ne yazık ki halen bugüne kadar özellikle dış politika konusunda çok tehlikeli, çok sorunlu. Yani içeride zaman zaman birikmiş sorunlarımızı karşılıklı çözebiliriz. Çözmesek de çok ağır bir maliyeti olmayabilir. Ama dış politikanın Türkiye aleyhine alacağı kararların çok ağır maliyeti olacağını da altını çizerek söylemek istiyorum. Efendim hemen şeyi sormak istiyorum burada. İktidar Partisi, yani iç politikaya gelirsek İktidar Partisi'nin son günlerde içinde bazı kargaşanın olduğunu Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı salı günkü grup toplantısında biraz hissettirdi. Arkasından da dün yaptığı toplantıların ardından da uyarı yaptı bütün hepsine. Ne diyorsunuz? Bu bir çözülme işareti mi? Yani bir genel başkan kamuya açık grup toplantısında uyarıyorsa bir teşkilatı, belediye başkanları uyarmıyor, korkutuyor. Korkutuyor. Nasıl korkutuyor efendim? Şöyle korkutuyor. Kulislere gidiyorsunuz. Evet. İkili ilişkilerimiz var birçok insanlarla. Uçakta karşılaştığımda, kuliste karşılaştığımda inanın birçok AK Partililerle yani sanki muhalefetle konuşuyorsunuz gibi. Çok ciddi sorun var. Olağanüstü bir kavga var. Neredeyse 40 gün bakanlar kurulu değişmedi. Ciddi sorunların olduğunu. Şimdi bu cümleleri çok bilinçli bir şekilde söylüyor. Öyle metal yorgunluğu falan filan o hikayeleri kimse yemez. Tehdit ediyor. Hanginiz başınızı kaldırırsanız sizi FETÖ'cü ilan ederim. 80'i yaşadınız değil mi? Evet. 80'de hangi komşu kimi sevmiyorsa, kim komşusunu sevmiyorsa, arkadaşını sevmiyorsa bir telefonla ya da bir ihbar dilekçesiyle bu komünisttir. Evet. Ve bundan dolayı binlerce insanın mağduriyeti var. Bir dilekçe. Gidiyorsun, 6 ay sorgusuz sualsiz yatıyorsun. Komünist olmadığınızı 6 ay sonra kendinize anlatmaya çalışıyorsun. Şimdi bu dönem bu FETÖ'cülük, çünkü gerçekten ilişkileri var. Yani bizler gibi değil. Bir de onlar herkes birbirine bilirler. Eniştelik var, damatlık var, kız almış, kız vermiş, ortaklık yapmış, şirket almışlar. Ne bileyim bir sürü ilişkiler var. Abilik bu, var. Tabii. Bu ilişkiler ağını da bildikleri için ya gidişattan rahatsız, biraz itiraz ediverecek. Aman işte hemen istihbarat gidiyor, bak işte falan kes, ismini vermeyeceğim. Ya itiraz ediyor, bilmem ne ediyor, öyle mi ha falan, itiraz ederse bilmem ne yaparım. Şimdi bu çerçevede bunu bilinçli bir şekilde söylüyor. Yani içerideki bu muhalefeti sindirme politikasıdır. Aman ha sesinizi çıkarırsanız tık FETÖ'cü ilan ederim sizi deyince herkes korkuyor. Ha korkmadan yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Ama ne yazık ki kusuruma bakmasınlar birçoğu irili ufaklı suçlara bulaşmıştır. Suç dediğiniz çocuğu ihale almıştır, damadına bilmem ne almıştır. Yani bu pis mecranın içine bulaşmamış insan sayısı çok azdır. Ya mesela Davutoğlu gibi birkaç kişi hariç herkesin irili ufaklı bu rantta birer payları olduğu için kimse de sesini çıkaramıyor. Peki efendim bu korkutma dediniz. Orada ben belediye başkanları için bir şey sormak istiyorum. Belediye başkanları iktidar partisinden de olsa seçimle gelirler. Şimdi bunlara deniliyor ki siz eğer bizim politikamızı beğenmiyorsanız gereğini yapın. Yoksa ben gereğini yaparım. Seçimle gelen bir kişiye iktidar partisinden de olsa yürütme nasıl gereğini yapar efendim? Yani AK Parti'ye sen çalışmadın, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çalışmadın ama seçimle gelen bir kişiye sen yürütme olarak nasıl bir şekilde alacaksınız onu görevden? Bu dönem öyle alıyor yani bunun şey yok. İşte İçişleri Bakanlığı'na bir yazdı. Bir kısmını biliyorsunuz kendi belediyelerinde önemli bir kısmını tehditle istifa ettirdiler. İstifa ettikten sonra biliyorsunuz kendi içinde seçimle belediye başkanlarını ayarladılar. Bunlar tabii gazeteler şeyler yazmadığı için bunların evet. Çoğu oluyor. Şimdi son günlerde dikkat ederseniz adeta sürekli bir tehdit şeyi var. Belli belediyelerle ya yani büyük belediyelerle ilgili. Mesela bir belediye başkanının damadı bırakıldı. 20 gün sonrası tekrar tutuklandı. Acaba evet. Aklıma şu soru işareti geldi. Bu belediye başkanının damadını bir pazarlık sonucu mu
ya damadını bırakalım sen istifa et, sağlık nedeniyle istifa et diye mi bırakıldı ve sonra niye tutuklandı? Yani şimdi bu doğal olarak hepimizin sorması gereken bir sorudur. Bir istifa. Bir rivayete göre ve kulislerde Sayın Topbaş'ın sağlık nedeniyle istifa edebileceğini, yerine Sayın Emine Hanım'ın damadı, şu anda belediye meclis üyesi, o yerine geleceği söyleniyordu. Yine Ankara ve çeşitli belediyelerle ilgili, Kocaeli, Bursa ile ilgili benzer sorunlar var. Bu sorunlar olunca tabii doğal olarak da çok ciddi iç kavga, AKP'de çok ciddi bir iç kavga var. Bu kavga her an keskin hatlarla parçalanabilir. Korkuyla da, sindirmeyle de ne kadar götürülebilir doğrusu onu bilmiyorum. İkili konuşmalarımız var. O ikili konuşmalar takdir edersiniz ki paylaşılacak şeyler değil. Evet, ben de kuliste konuşuyorum, evet, bazı alakalı. Şaşırıyorum yani, ben konuşunca Allah Allah diyorum ya. Bunu %1'i CHP'de olsa CHP'de deprem olur. Özellikle Bakanlar Kurulu'ndan sonra büyük bir, evet, tepki Bakanlar geldi. Evet, Bakanlar Kurulu'nda geçmiş dönemlerde tecrübeli işte bakanlık yapmış, çeşitli görevlerde olmuş insanlarla da sohbetlerimizde ben birçok AK Partili milletvekillerinin Sayın Genel Başkanımızın bu yürüyüş konusunda sonuna kadar destekleyeceği cümlelerini duymuşumdur. Evet, yürüyüş dediniz, hemen ben o yürüyüşe gelmek istiyorum. Siz de bu yürüyüşe katıldınız. Hatta o zaman Bakan Tüfekçi'yi de yürüyüşe katılanlara terörist ilan ettiği için de bayağı bir eleştirdiniz. Yolları millet için yapıyoruz, teröristler yürüsün diye değil ifadesi vardı. Bu yürüyüş sonrası nasıl bir hava var partide? Yani ondan hemen önce bir olağanüstü kurultay çağrıları vardı. Sayın Genel Başkan bu yürüyüşü tamamladı. Sanıyorum o süreç içinde gündemi de yakalama imkanı buldu Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yürüyüşün etkileri ne oldu? Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde hem genel kamuoyu nezdinde acaba bu konuda bir araştırma yaptınız mı? Veya size gelen bilgiler var mı efendim? Birçok araştırmalar var. Önce ne oldu? Bir kere uzun süredir gerçekten tıkanmış bütün kanallar, herkesin çaresiz, ne yapabiliriz, nasıl bir çıkış bulabiliriz tartışmasının olduğu bir yerde Sayın Genel Başkanımızın bir çıkış yapması sadece Türkiye'de muhalif sesleri değil, aynı zamanda dünyayı rahatlatmıştır. Çünkü benzer uygulamalarda, çeşitli ülkelerde, otoriter yapılaşmalarda bu tür eylemler hiç tanıklık edilmiş eylemler değildir. Daha çok eski tarihlerde işte Gandhi ve evet, şeyin evet, eyleminden başka eylemler yok. Sayın Genel Başkanımızın 500 kilometrelik bir yolu yürüyerek, özellikle yazın sıcağında yürüyerek şu mesajı verdi. Bütün dünya, yani öncelikle bu Avrupa'dan, Asya'dan, Amerika'dan, Rusya'dan, Çin'e kadar bütün dünya, Japonya dahil olmak üzere bütün dünya televizyonları Sayın Genel Başkanımızı gün gün izlediler. Gerçekten hiç kimsenin beklemediği bir eylemdi. Bu eylemin gerekçesi çok açık ve çok netti. Çünkü ortalama 80 milyon yurttaşımızın talebine karşılık verecek. Yani adalet, hava ne kadar ihtiyaçsa, su ne kadar ihtiyaçsa, insan olduğu için de adalet o kadar ihtiyaçlıdır. O ihtiyaca karşılık vermek için Sayın Genel Başkanımız olağanüstü, kutsal bir yürüyüş başlattı. Büyük olasılıkla belki bugün ekranlarınızda ilk kez paylaşmış olacağım. İnşallah önümüzdeki dönemde Nobel ödülüne aday olacaktır Sayın Genel Başkanımızın. Çünkü başka başvurular var. Bu başvuruların bir tanesinde de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi var. İnşallah onu alır. Çünkü bunu hem ülkemiz hem de Sayın Genel Başkanımızın bunu hak ettiğine inanıyorum. Bu Nobel başvurusunu kim yapacak? Gerçekten biz yapmıyoruz. Bizim dışımızda yapanlar var. Yani biz derken Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii Cumhuriyet Halk Partililer değil. Zaten bağımsız kurumlar. Sivil toplum örgütleri. Bağımsız kuruluşlar.
bugüne kadar Gandhi'den sonra en büyük eylem ve en büyük yürüyüş Sayın Genel Başkanımız tarafından verildiği için tema olarak da hak, hukuk ve adalet olunca Türkiye'nin de ve dünyanın da çok ihtiyaç duyduğu bir alan olduğu için büyük olasılıkla Sayın Genel Başkanımız aday olacak. İnşallah bir ödül alır diye düşünüyorum. Öyle mi? Kendi bilgisi var mı efendim? Hayır, yani ben bu... ilk kez sadece sizden paylaşıyorum. Ay, Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Bilgisi olmaz Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bu ne zaman yapılacak efendim? Bu çok önemli. Evet. Bilemiyorum tabii, ben bununla bu süreçlerin nasıl işlediğini bilmiyorum. Evet. Sadece bir sivil toplum örgütünün bir başvurusu olduğunu biliyorum. Ama oldu, o başvuru... yapılmış yani. Evet. Olacağını evet, mı? Evet. Oldu, yapılmış. Yani başvuru hazırlığı var. Başvuru tamam. hazırlığı var. Tamam. Nerelere başvuruluyor doğrusu bu tam evet, mevzuatını evet. bilmediğim için ama Sayın Genel Başkanımızın bu kutsal yürüyüşünden dolayı bir sivil toplumun böyle bir başvurusu var. Siz de ödül alacağına inanıyorsunuz. Kesinlikle bunu son derece hak eden bir liderimizdir. Evet. İnşallah umut ediyorum ki önümüzdeki yıl Nobel ödülünü Sayın Genel Başkanımız almış olur. Yani yürüyüşün bir faydası da bu olmuş olacak. Sadece evet. bir ödül alalım diye yürümüyor Sayın evet. Genel Başkanımız. Evet. Tabii Sayın Genel Başkanımızın talebi, şunu da herkes bilsin. Ya efendim taleplerimizi yaptık, bu taleplerimizi iktidar mensupları siz ne derseniz deyin biz bildiğimizi okuruz derse kusuruma bakmasınlar. Yarın hak, hukuk, adalet onlara da ihtiyaç olacak. Onlar için de yürüyebiliriz. Evet. Efendim Nobel tabii ilginç oldu. Ondan evet, sonra evet. bu enteresan inşallah biz de ödül almasını isteriz yani şey olarak. Şimdi ben tekrar meclise dönmek istiyorum efendim. Bu iç tüzükle ilgili sizin bayağı bir tepkiniz oldu. Yani işte meclise kürsüsüne siyah örtüler örtüldü. Sayın Sezgin Tarıkoğlu 3 kilometre uzunluğunda kanun teklifleri de şey. Şimdi önümüzdeki dönem yapamayacaksınız bunları. Yani size iş tüzüğün 18. maddesinde yok yok her şey kısıtlanmış. Hatta bir maddede geçici olarak meclisten çıkarılan milletvekili izin alıp kürsüden af dilerse, yani bir milletvekilinin af dilemesi bile iş tüzüğe girmiş, İzleyen birleşiminden itibaren meclise girebilecek diye. Yani böyle milletvekilini artık orada sanıyorum hiçbir şey yapmadan sadece mesela hakaret suçu işlerse Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na, oturumu yöneten başkana kınama, hatta paraya kadar gidecek bu. Yani yolunuzdan kesilecek falan. Peki bir kalıba mı sokuyorlar sizi? Yani bu kalıpla siz yeni yasama yılında nasıl muhalefet edeceksiniz? Size yönelik çıkarılıyor bu. İktidar partisi zaten tabii, meclis başkanlığı tabii. şey yapacak hali yok. Efendim, bu bize yönelik değil, bu millete yönelik yapılıyor. Sonuç itibariyle milletvekilleri, milletin temsilcileri, milletin taleplerini parlamentoya taşır. Örneğin Anadolu'da bir milletvekilisiniz, o bölgenizde sorun var, o sorunları parlamentoya taşıyacaksınız. Ne yapacaksınız? Üfürükle mi yapacaksınız kardeşim yani? Bunun yolu nedir? Çıkacaksınız o kürsüde, kendi ilinizle ilgili oluşmuş sorunları parlamentoya söyleyeceksiniz, bakanlara söyleyeceksiniz, bakanlar da not alacak, gereğini yapacak. İki, soru önergeniz olacak, soru önergeyle soracaksınız, buna cevap alacaksınız. Bunu kaldırdınız. Kaldım. Konuşmayı kaldırdınız, TRT'yi kaldırdınız. Ne yapacağız kardeşim? Sallayın başınızı, alın maaşınızı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz çaresiz falan değiliz. İlla parlamentoda konuşacağız hevesi içinde de değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonraki işlevimiz daha çok milletimizin içinde olacağız. Millete gideceğiz. Birebir millete anlatacağız. Efendim televizyonlar, gazeteler bizi vermiyor da falan ama hiç önemli değil. Çizmelerimizi giyeceğiz. Nasıl ki Sayın Genel Başkanımız Ankara'da çıkıp Maltepe'ye kadar gelebildiyse, en zoru başarabildiyse milletvekilleri olarak da biz çizmelerimizi giyeceğiz. Edirne'den Ardahan'a kadar milletimize gidip bunları anlatacağız. Bu tarihe bir dipnot olsun diye söylemek istiyorum. Bugüne kadar yani 70 yıllık parlamento tarihimize baktığımızda ara işte darbeler hariç olmak üzere kim ne yapmışsa en çok ağır bedeli de onlar ödemiştir. Yani bir dönem iktidar oluyorsunuz, zannediyorsunuz ki hep orada kalacaksınız. Kendinize göre yasa, kural getiriyorsunuz.
Sonra gidiyorsunuz, en çok siz bağırıyorsunuz. 97-96 yıllarında Sayın Bülent Arınç, çeşitli dönemin Refah Partisi milletvekillerinin 91-93-95 olmak üzere 3 ayrı dönemde baraj aşağı düşsün diye kanun teklifleri var. Evet. Israrla. Sonra iktidar oldular, barajı unuttular. Şimdi yarın ne olacakları kimsenin hayatı, hele hele böyle bir ülkede, böyle garanti falan değildir. Hele bizim siyasetimiz böyle tekil adamlara bağlı kalarak sürdürülebilir olmadığını da hepimiz biliyoruz. Yarın bunlar iktidardan düştüğü zaman demeyecekler mi? Ya biz ne oldu ya? Kendi mezarımız kendimiz kazıdık kardeşim. Size göre onları onu görmüyorlar mı efendim? Görmüş olsa bunu yapamazlar evet. Yani Allah aşkına. Her şey bir kişiye bağlanabilir mi? Yani yasamayı, yürütmeyi, bakanları, başbakanı, her şeyi oraya bağlıyorsunuz. Şimdi her şeyi buraya bağladığınız ülkeler var. Mesela bir tanesinde fayda görülmedi. Mısır'da görebildiniz mi? Irak'ta görebildiniz mi? Libya'da. Afrika ülkelerinde görebildiniz mi? Evet. Almanya Hitler'inde görebildiniz. Şimdi buradan bir fayda sağlayamamışsanız bunu niye getirirsiniz ya? Yarın çocuklarınız size diyecek ya bu nedir ya? Nereden getirdiniz diyecek. Peki nedenini, bunu, nedenini size isterseniz bir reklam arası verelim. Ondan sonra tabii. Soracağım yani sizin görüşünüz nedir onu soracağım. Evet, bir reklam arasına daha gidiyoruz efendim. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon 0212 625 18 18 reklam@cemmedya.com. ...96.4 Cem Radyo. Her derde deva bulunur. Lakin ahlaksızlık illetini iyi edecek bir ilaç yoktur. Hazreti Ali. Hayat dediğimiz yolculukta kendinizi ve duygularınızı daha yakından tanımanıza yardımcı olan uzman psikolog Tuğba Kaplanhan, bu hafta insanlar üzerinde etki bırakan travmaları anlatacak. Bana biraz anlatsana, cumartesi 10.30'da Cem TV'de. İyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, 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 gel. Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın. Afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi
afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır. İyi akşamlar. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'le sohbetimiz sürüyor. Siyaseti konuştuk, İstanbul'un sel felaketini konuştuk, birçok şeyi konuştuk. Şimdi biraz spora gitmek istiyorum. Son günlerin taze haberi, flash haberi olduğu için Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in istifa mı, görevden alma mı henüz bilmiyoruz ama ortada bir rakam var. 3,5 milyon euro. Fatih Terim'in aldığı söyleniyor. Bu çok büyük bir rakam herhalde, bilmiyoruz. Yani ben saymakla şey yaptım, 3,5 milyon euro. Ne diyorsunuz efendim bu Fatih Terim'e 3,5 milyon euro? Şimdi parasal euro'dan kısmını bilmiyorum. Tabii protokolda, sözleşmelerde ne var ne yok onu bilmediğim için. Ama bir şey hissediyorum, görüyorum. Özellikle referandum döneminde biliyorsunuz bir evet kampanyası, futbol dünyasında bir evet kampanyası açılmıştı. O kampanyaya Fatih Hoca dahil olmadı. Büyük olasılıkla dahil olmadığı için onun bedelini ödüyor diye düşünüyorum. Çünkü daha baştan itibaren işte Arda Turan'la uçaktaki kavgadan itibaren Fatih Hoca'nın, ben Beşiktaşlıyım, hiç şeyle de ilgim yok. Ama Fatih Hoca'nın kişisel olarak benim düşüncem, bu referandumdaki evet kampanyasına katılmadığı için böyle bir kampanyayla karşı karşıya kaldığını hissediyorum. Yani siz bir siyasetçi olarak siyasete mi bağlıyorsunuz bu işi? Tabii tabii. Zaten futbol siyasete bağlanmış. Yani futbolun, siyasetin tam göbeğinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bırakın futbolu, neredeyse köy derneklerinin, kasaba derneklerinin başkanlarının kimleri olacağını da Sayın Cumhurbaşkanı belirliyor. Büyük olasılıkla da Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok arzu ettiği ve bu evet kampanyasının öncüsü olan biri aynı zamanda Fatih Hoca'nın yerine gelecek. Evet, yani Rıdvan Dilmen'den mi söz ediyorsunuz efendim? Bakacağız yani büyük olasılıkla. Ama diyorsunuz ki referandumu kesinlikle alet oldu. Kesinlikle, yani Fatih Hoca referandumda evet demediği için bedelini ödüyor. Yani Arda Turan'la prim meselesi, efendim Alaçatı'daki kebapçıyı basma meselesi. Ya, kebapçı bunlar ikili ilişkilerdir. Yani ikili ilişkilerde herkesin sorunları var. Bu sorgulanabilir. Elbette hiçbirimizin arzu ettiği bir tablo değil. Ama bütün bu yaşanan süreç ta şeyden itibaren, yani referandumdan sonra Fatih Hoca'nın çok yakın ende takip ediyorum, köşe yazarlarını da takip ediyorum. Açmak istedikleri o evet kampanyasına dahil olmadığı için büyük olasılıkla... Onun bedelini ödedi. Evet, onun bedelini. Ama iyi bir bedel, 3,5 milyon euro. Bilemiyorum, ben parası evet, şeyinden yani, değilim ama ben yani, süreçle ilgili evet, düşüncelerimi ifade etmek evet, istiyorum. Evet'le ilgili bir öyle tahmin kampanyanın kurbanı oldu. Aynen öyle diyoruz. Tahmin ediyorum, evet. Anladım. Peki efendim, buradan ben dün attığınız bir tweet'e geçmek istiyorum. Bu Büyükelçiler Kararnamesi yayınlandı malum. Çok da konuşulan bir atama oldu. Merve Kavakçı, Merve Kavakçı'yı sayın izleyicilerimiz de tanıyor, kamuoyu da tanıyor. Ondan sonra kılık kıyafeti nedeniyle Ecevit Hükümeti döneminde, rahmetli Ecevit Hükümeti döneminde parlamentoda yanında Nazlı Ilıcak Hanımefendi vardı. Birlikte şey oldu. Şimdi 24 gün önce de tekrar Türk vatandaşlığına alındı bildiğim kadarıyla. 24 gün sonra da Kuala Lumpur Büyükelçisi oldu. Siz bu konuda bir tweet attınız. Acaba Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığını bırakacak mı diye bir soru sordunuz. Bugün bu size bir cevap verildi. AK Parti sözcüsü Mahir Ünal. Cevap verememiş maalesef.
Yani tam ABD vatandaşlığı için değil ama atama konusundaki eleştirilere veya bakış açısına bir cevap verdi. Başörtüsü yüzünden mağdur edilmiş bir kişiye iadeye itibar yaptık diyor. Ne diyorsunuz hem bu cevaba hem de Merve Kavakçı'nın Kuala Lumpur Büyükelçisi olmasına ne diyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı içerisinde yani o camiada bu nasıl karşılanır? Buradan hemen bir başka şeye de geçeceğim. Murat Mercan eski milletvekili, bakan yardımcısı. O da Tokyo Büyükelçisi oldu. O zaman bu Büyükelçiler kararnamesi veya Büyükelçiliği ataması bir teamülden dışarı çıktı. Kesinlikle. Bu bir uzmanlık alanıdır. Yani elbette siz arzu ettiğiniz herhangi bir yönetim, şirketin yönetim kuruluna getirebilirsiniz. Yani TMSF'ye getirebilirdiniz, başka yere getirebilirdiniz. Israrla ödüllendirmek istiyorsanız. Ama kusuruma bakmayın, yani bu kadar dünya ile sorun yaşarken sizi temsil edecek, hele hele Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış ABD vatandaşı olan bir hanımefendi siz bizi temsil edin diye gönderiyorsanız elbette bunu soracağız. Bir, uzmanlık alanı bu mu? İki, büyükelçi olarak atadığınız hanımefendinin aynı zamanda Amerikan vatandaşı. Amerikan vatandaşlığında vazgeçti mi geçmedi mi? Halen Amerikan vatandaşlığı devam ediyor. Şimdi orada vatandaşı olduğu Amerika'nın çıkarlarını mı savunacak, bizim çıkarlarımızı mı savunacak? Doğrusu oraya vatandaş olurken onların da biliyorsunuz yeminleri var. O çerçevede yemin ediyor. Bunu en doğal bizim muhalefet olarak sormamız gereken bir soru. Ama ne yazık ki sözcü başka cevap vermiş. Yok işte mağduriyetini falan. Bir de şöyle bir durum var. Yani ben çok uzun yıllardır siyasetin içindeyim. 12 Eylül dönemi dahil olmak üzere. Hep bunlar mağdur. Ama hep de iktidarlar. Hep iktidarlar, hep de mağdurlar. Mesela bakıyorum, 70'li yıllarda hiçbir mağduriyetleri yok darbe döneminde. 80 darbesi Türkiye'de herkesin üstünde dozer gibi geçerken, şu anda iktidar mensubu olan, bakanları olan, çeşitli kurumlarda olan insanların hiçbir tanesinin mağduriyeti yok. Ama söz konusu şeye gelince bir mağduriyet edebiyatıdır ki gidiyor. Şimdi doğru, yanlış yapılmıştır, hiç itiraz etmiyorum. İnsanların kılık kıyafetlerinden dolayı bir başka bir şeye tabi tutulmasını kabul etmek mümkün değil. O zaman size sorarım. Şimdi ona bu muamele uygun değildir diyenlere şu soruyu da sormak istiyorum. 6,5 milyon, 13 milyon yani 20 milyon yurttaşın oyunu almış milletvekilleri niye tutukladınız kardeşim? Hangi gerekçelerle tutukladınız? Elinizde hangi somut belgeler, bilgiler var? Hiçbir şey. Şimdi size gelince mağdur, bize gelince olmuyor. İkincisi, bazen zaman zaman yeni genç çocuklar tabii maalesef eğitim sistemimizin de içeriği çok boşaltıldığı için soruyor mesela ikili konuşmalarımızda ya da herhangi bir toplantıya gittiğimizde. İşte CHP dönemi. Çocuklara izah ediyorum. Diyorum ki bakın, benim hesaplarıma göre 67 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmamış. Sadece kısa süreli rahmetli Gecevit iki dönem iktidar olmuştur. Bunu bir tanesi işte Kıbrıs dönemindedir. Birincisi de biliyorsunuz maalesef 99-2011 dönemidir. Onun dışında da biz iktidar yüzü görmemişiz. 15 yıldır bu iktidarı yönetiyor. Bu iktidarı sadece 15 yıl olarak değerlendirmeyin. Sayın Erdoğan oradan çıkarın. Geri kalana bakın, o kadroların tamamı ANAP döneminde, DYP döneminde, ta eskiye dayalı yıllardır her dönemde bu ülke yönetmiş insanlardır. Şimdi mesele böyle olunca bütün bu olumsuzlukların hesabı sorulması gereken yer burasıyken ısrarla bir mağduriyet edebiyatıdır ki gidiyor. Nereden mağdur oldunuz? Mesela son 60 yıllarından itibaren baktığımızda 60 yıllardan itibaren Türkiye'de çok sayıda faili meçhul cinayetlerde insanlar hayatını kaybetmiştir. Solda, sağda, ülkücüsünden herkes. Ama ben hiç kimse böyle bir muameleye tabi tutulmasın. Bugün iktidarı destekleyenler, o cemaat koalisyonları dahil olmak üzere
Hiç kimsenin burnu kanamamış. Bu ne tesadüf? 12 Eylül'den çok mağdur olduktan iddia ediyorum. Kim mağdur oldu? Mesela bir kişi bana söyle ne olursunuz. Tek bir kişi istiyorum ya. Evet. Öyle ben şimdi size yüzlerce, binlerce CHP'li sayabilirim. Genel başkanlarımız, yöneticilerimizin tamamı tutuklandı. Partimizin arşivlerine el konuldu. Mal varlıklarımıza el konuldu. Siyaset bütün il başkanlarımız tutuklandı. Ama siz de çıkın deyin ki rahmetli Erbakan hariç zaten siz ayrıştınız. Şu andaki iktidar mensuplarında ya biz de 12 Eylül döneminde şöyle bir kötü muameleye tabi tutulduk diye söyleyin be kardeşim. Ben en azından görmedim, bilmiyorum. Evet, gelelim efendim sade vatandaşa. Yani bu gerilim ortamında bu açıklamalar, şeyler, vatandaş unutuldu bana sorarsanız. Emekli, işte memur, sade vatandaş, sadece normal yaşantısını sürdürmeye çalışan vatandaş. Siz de dün sanıyorum bunun içine girdiniz. Çarşı, pazar dolaştınız, biraz bir nabız tuttunuz uzun süre bir yasama döneminden sonra, ondan sonra. Nasıl gördünüz efendim vatandaşı? Yani çok iyi. Ne diyorlar? Çok iyi. Hiç sorun yok. İşsizlik yok, sefalet yok. Dükkanlar harırları çalışıyor. Herkes borcunu ödüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Türkiye güllük gülistanlık. İcra daireleri sayısı azaldı. Siz akşamları televizyonları izlemiyor musunuz Allah aşkına ya? Ya akşamları televizyonda hangi televizyonlarda bu ekonomiyle ilgili sıkıntılar konu? Şuna emin olun. Yangın var, yangın. Yangın. Bakın İstanbul'un kalbi, göbeği, Beyoğlu, İstiklal Caddesi. İstiklal Caddesi'nde dükkanların tamamı kapalı. Ara sokaklardaki dükkanların tamamı kapalı. Tarihi Yarımada da dükkan kalmadı. Kapalı çarşı. Yani kapalı çarşıda kiralık dükkan var denildi de millet derdi ki deli misin ya, ne demek kiralık dükkan? El altında yüksek hava paralarıyla dükkanlar kiralardı. Şimdi gidin kapalı çarşının yarısı. Mısır çarşısında Osmanlı'dan itibaren kiralık dükkanları yoktu, gidin kiralık dükkanları. Bursa'ya gidin, ta Osmanlı'nın başkenti. Bursa'ya gidin, o yüksek caddelere bakın, onlarda bütün dükkanlar kapalı. Efendim, Adana'ya gidin, ben sadece İstanbul'u gezmiyorum buralarda. Turgut Özal Bulvar Caddesi vardı. Biliyorum. O caddede kiraların nasıl dükkanların ne kadar zor bulunduğunu hepimiz biliriz. Hemen döneceğim efendim. Adana'ya döneceğim. Telefon hattımızda Sayın Mahmut Tanal var. Cumhuriyet davasıyla ilgili bize taze bilgiler verecek. Sayın Tanal, iyi akşamlar efendim. Efendim iyi akşamlar. İyi yayınlar. Konuklarımıza selam ve saygılar iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Savcı mütalasından sonra karar da çıktı. Bazı meslektaşlarımız serbest bırakıldı. Bazı meslektaşlarımızın tutukluluğu devam etti. Oradaki izlenimlerinizi alabilir miyiz efendim? Şimdi öncelikle burada bir adalet, yani burada adalet taleplerimiz yerini buldu kısmen. İkincisi bugüne kadar ki bu baskı otoriter rejim yıkıldı. Üçüncüsü artık Türkiye'de biz diyebiliriz ki Türkiye'de yargıçlar da var diyebiliriz. Ama bunu tam diyebilmemiz için mevcut olan bugüne kadar haksız, hukuksuz bir şekilde sırf dindirme, korkutma amacıyla cezaevinde bulunan gazetecilerin serbest bırakılması lazım. Ve baktığımız zaman burada Cumhuriyet Gazetesi'ne bugüne kadar FETÖ terör örgütüyle ilişkilendirenler bugüne kadar FETÖ ile birlikte kucak kucağa oturanlardı. Cumhuriyet Gazetesi bugüne kadar hep demokrasi için, hukuk devleti için, özgürlükler için mücadele. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları ve düşünceleri bugüne kadar hep demokrasi çiğdi oldu. Uğur Mumcu, Ahmet Nazif, Kıskalı, Muammer Aydın, Bari Üçok, yani bu anlamda Cumhuriyet Gazetesi'nde terörist olmaz, Cumhuriyet Gazetesi'nde örgüt çıkmaz. Cumhuriyet Gazetesi'nde çıksa bugüne kadarki mücadelesi aydınlık bir Türkiye için demokrasi çıkar. Demokrasi savaşçılar çıkar, özgürlükçü ve hukuk devletini isteyenler çıkar. Onun için kimse bunların bu iddianamelerine inanmaz. İddianamelerini çökmüş. Bugüne kadar bu gazetecileri niçin tutukladınız, niçin serbest bıraktınız? Yani o günkü koşullara dair, bugünkü tarih edilen koşullara dair. Burada tamamen bir gözdağı, sindirme, korkutmaydı. Ama
Cumhuriyet Gazetesi'nin okurları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaşayan vatandaşlarımız ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları ve Cumhuriyet bu baskıya, bu zulme dik durduğunu, kahrolsun istibdat dedi, yaşasın hürriyet. Sayın Tanalım, bir sorun var efendim. Ahmet Şık'ın savunmasıyla ilgili savcı bir suç duyurusunda bulundu. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ahmet Şık savunma sahasında söylediği hususlar suç teşkil etmez. Çünkü kendisini savunduğu için savunma makamındaki suçlar onun koruma muhtacı vardır. Aslında benim nasıl dokunmazlığım varsa Kürtçü'de söylediğim sözlerden dolayı ben suçla teşkil yani etmeyen, hakaret vesaire etmeyen hususlardan dolayı dışarıda nasıl sarf edebiliyorsam Ahmet Şık'ın da savunma sahasında söylediği hususlar savunmaya yönelik olduğu için suç teşkil etmez. Eleştiriler ağır olabilir ama siyasiler buna tahammül etmek zorunda. O suç ihbarı nedeniyle bulunmasının nedeni maalesef halen siyasi iktidarda korkan Cumhuriyet Savcısı'nı kendi yerine pekiştirme açısından denilebilir. Yani oradaki o olay tamamen siyasidir. Orada hukuki bir mücadele değildir. Onu hiç ciddiye almıyoruz. Ama eğer bu anlamda hukuk devleti varsa, kıvrıtı varsa Ahmet Şık'la ilgili o savunma suç unsuru teşkil etmiyor. Ahmet Şık çıkışta şu mesajı verdi. Ben bugüne kadar anne ve babam önünde dizliye diktim. Bunun dışında kimsenin önünde çökmedim dedi. Yani bunu şöyle kabul etmek lazım. Yani Ahmet Şık bir gazetecidir. Ahmet Şık'ın bugüne kadar yargılanması gazetecilik faaliyetinden dolayıdır. Yaptığı haberlerden dolayıdır. Eğer Ahmet Şık bu haberleri yapmamış olsaydı toplumun haber alma hakkında alamamış olacaktı. Yani burada bilgilendirme görevini gören ve kamu hizmetini ifa eden basın mensuplarının bu şekilde suç tehdidiyle demokrat kılıcı gibi cezalandırılması veya bu taleplerin istenmesi demokrasiye zarar verir. Çünkü biz şunu söylüyoruz, basın özgürlüğü temel hak ve özgürlüklerin emniyet subabıdır. Basın özgürlüğü bir ülkede yoksa hukuk devleti yoktur, demokrasi yoktur, hukuk güvenliği yoktur, temel hak ve özgürlükler tehdit altındadır. Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Sayın Gürsel Tekin de stüdyo konuğumuz, kendisine selamları var efendim. Selam ve saygılar iletiyorum Gürsel Bey'e. Herkese selamlar, iyi yayınlar, hürmetler. İyi akşamlar diliyorum, teşekkür ediyorum efendim. Evet Sayın Tekin, tekrar Adana'ya dönelim. Turgut Özal Bulvarı'na dönelim. Evet, yani bütün dönelim. Şehirler Adana'sından, Kayseri'sinden, işte NATO Caddesi'nden bütün şehirlere baktığımızda gerçekten olağanüstü bir perişanlık var, bir yangın var. İtfaiyeci ortada yok. Ekonomide çok yüksek oranda bir yangın var. Son yıllarda iyi ne var? Yani bütün bu kötülükleri anlatıyorsanız iyiler de var. Maşallah iktidarın yeni uygulamaları. İcra daireleri gittikçe çoğaldı. Evet. Yani nereye giderseniz gidin. İşte 2005 yılında 3 icra daire varsa, şimdi 5 olmuş. 5 varsa 10 olmuş. Ciddi artışlar var. Cezaevlerinde çok ciddi artışlar var. Yeni cezaevleri yapılıyor. Ve en önemlisi de biliyorsunuz hangi şehire giderseniz gidin büyükçe saraylar var. İçi boş ama saraylar var. Yani yeni Türkiye dedikleri maalesef bu. Bu yeni Türkiye hep beraber el birliğiyle değiştirmek zorundayız. AKP'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Eğer bu uygulamalar, bu şu andaki yaşadığınız atmosfer sizi memnun ediyorsa buna hiçbir şey demiyorum. Ama memnun etmiyorsa buna itiraz edin. Gelen milletvekillere yüksek sesli itirazlarınızı yapın. 5 milyon işsiz var, 5 milyon. Milletvekili olarak ki bugüne kadar telefonumu hep kendim açarım. İnanın telefonumu açmaktan yoruluyorum. Acaba hangi anne, hangi baba arayacak çocuğuma iş, kızıma iş? Böylesi bir kritik bir dönemdeyiz. Ama büyük olasılıkla hepimizin ilgilenmesi gereken alan bu ekonomik alandır. Daha paylaşmak istiyorum. Son 2 yıldır hırsızlık oranları çok yüksek oranda, dolandırıcılık çok yüksek oranda.
ödeme zorlukları çeken insanlar var. Emniyet verilerine de baktığınızda tarihimizin hiçbir döneminde olmadığı kadar bu oranların yüksek olduğunu göreceksiniz. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldınız. Evet, inşallah bir gün sadece İstanbul'u ve İstanbul'un tarihçesini, rantlarda kimlere ne verilmiş, İnşallah. Hangi şeyler tek tek konuşursak çok mutlu olurum. Bizi dinleyen izleyiciler de ona göre hiç olmasa görüntüyle, yani görerek inansın. Çünkü öyle bir atmosferdeyiz ki mesela bir şey söylüyorsunuz, sosyal medyada onun tersini söylüyorlar. Şimdi at gitsin. Ya kardeşim, ya bilmediğin işle ilgili yorum yapma. İşte biz bilerek söylüyoruz. Zaten söylediğimiz cümlelerin karşılığı yoksa hemen dava açılır. O konuda sen kendini yorma, ama kendisini yormak isteyen çok sayıda sosyal medyada insanlar var. Onları da rahatlatmak için görüntülü bir program İnşallah bir İstanbul programında yaparız. Beraber oluruz yine. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Cem TV izleyenleri, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gürsel Tekin'le Türkiye'nin içinde bulunduğu, Türkiye'nin güncel konularını konuşmaya çalıştık. Bir başka protokol yolu programında buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim, saygılar sunuyoruz.